Merhaba dostlar. Bu dersimiz çok önemli, azami derecede ehemmiyetli mevzular içeriyor. Muharrem ayı, Hicri senenin ilk ayı ve Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerde neden Muharrem ayının 10 gününü özellikle dikkat edin diyor. Ne var Muharrem ayının 10 gününde? İlk 10 günü ve 10. günü. Muharrem ayının 10. günü. Ehemmiyeti nedir? Neler olmuş? Biz Müslümanlar olarak Muharrem-i Şerif'in 10. günü neler yapabiliriz? İşte bunları konuşacağız inşallah. Şimdi videomuza geçmeden önce sizden ricam bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hocam. Esasen İslam inancına göre özellikle Aşure günü yapılması böyle hani zorunlu diyeceğimiz türden bir ibadet yok. Bununla beraber halk arasında Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir sorusu sıklıkla soruluyor. Şimdi bugüne özel tabii oruç olmak üzere birçok nafile ibadet bulunuyor. İşte Aşure günü yapılması iyi olan, tavsiye edilen bir takım işlerden bahsedeceğim. Amellerden, güzel amellerden bahsedeceğim size. Çok kıymetli ama, çok güzel. Bir, Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şerif var Tirmizi'de. Taberani'de de var aynı hadis-i şerif. Kardeşler. Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahı affolunur diyor. Tek başına tabii Aşure gününü tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de tutarmış Muharrem'in 10. günü. Onlara benzememek, onlara muhalefet etmek için ya 9'uyla 10'u ya da 10'uyla 11'ini tutarız. Yani 10'unu her halükarda oruç tutarız. Bir gün öncesiyle beraber 2 yaparız. Veya 10'u bir gün öncesiyle beraber 10-11 şeklinde 2 yaparız. Aşure'nin faziletinden faydalanın hocam. Bu mübarek günde oruç tutan melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin sevabı kadar, ibadeti kadar sevaba kavuşur şeklinde rivayetler var. Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin hadisi şerifi var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öğleye doğruydu. Buyurdu ki herkese duyurun dedi. Bugün bir şey yiyen akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun. Bugün bir şey yemeyen de oruç tutsun dedi. Çünkü bugün Aşure günüdür dedi. Bu hadis-i şerif ha. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Ebu Davud'un bunlar rivayetidir. Sahih hadis. Bugün yani Aşure günü, Muharrem ayın 10. günü kardeşlerim oruç tutmak çok kıymetli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar Resulullah'ın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildiriliyor. Mesela der ki bir avcı Aşure günü bir geyik yakaladı. Geyik yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere avcının izin vermesi için Resulullah'tan şefaat istedi. Avcı geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince geyik bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim dedi. Bunu duyan avcı geyiği Resulullah'a hediye etti. O da geyiği serbest bıraktı Efendimiz. Ya bugün Muharrem'in 10'u Aşure günü sıla-i rahim yapılmalı. Yani salih akrabalar ziyaret edilmeli, hediyeyle veya çeşitli yardımla gönülleri alınmalı. Hadis-i şerifte sıla-i rahmi terk eden Aşure günü akrabasını ziyaret ederse Yahya peygamberin ve İsa peygamberin sevabı kadar ecre kavuşur buyurdu. Allah Allah. Bakar mısın? Muharrem ayında, Muharrem ayın 10. günü, Aşure gününde
Sadaka vermek sünnettir. Hadis-i şerif, Aşure günü diyor, zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. Aşure pişiririz. Aşure pişirmek sünnet değildir ha. O bir adettir. Yani mesela aşure tatlısı pişirmeyi sünnet sanarak pişirmek, Allah muhafaza, bid'at olur. Caiz olmaz. Ama sünnet demeden aşure veya başka bir tatlı pişirmek, ikram etmek, onda bir mahzur yoktur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tamam? Anlaştık mı? Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte aşure günü diyor, ismitle sürmelenen göz ağrısı görmez. Ya aşure günü hocam çok selam verilmeli. Hadis-i şerifte aşure günü 10 Müslümana diyor selam veren, aşure günü 10 Müslümana selam veren bütün Müslümanlara selam vermiş gibi efendim sevap kazanır diye ifade ediyor aşure günü. Ya çok çok kıymetli. Mesela çoluk çocuğu sevindirmeli. Aşure günü diyor çoluğunun çocuğunun nafakasını geniş tutan, ondan sonra bütün yıl nafakası geniş olur. O gün gusletmeli. Hadis-i şerifte diyor ki aşure günü gusleden mümin günahlardan temizlenir buyurun. Ya bu sevaplar tabi itikadı düzgün olan, haramlardan kaçınan Müslümanlar için kardeşlerim geçerlidir. Yoksa 50 kere gusletsen de o faydası yok. Yani sen harama helale dikkat etme, günahlara yap işle. Ondan sonra ne oldu? Aşure günü ben guslettim. Olmaz. Olmaz. Kardeşlerim bunu iyi anlayalım, tamam mı? Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı. Kaza namazı borcun varsa kaza namazı kılmalı. Hazreti Hüseyin Efendimiz 10 Muharrem'de şehit edilmiş. O yüce imamın şehit edilmesi elbette bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza'nın şehit edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza Efendimizin şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı, yas tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem tutmak yasak olmasaydı herkesten önce Peygamberimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki matem tutan ölmeden tevbe etmezse kıyamette şiddetli azap görür. Sahih-i Müslim hadis. İki şey vardır insanı diyor küfre sürükler. Birincisi birinin soyuna sövmek, ikincisi ölü için matem tutmak. Sahih-i Müslim hadis-i şerif. Net, anladın mı? Allah Celle Celaluhu bu güzel günlerin nurundan, feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.